Derelerden, ırmaklardan ne güzel duman çıkıyor. Gökyüzü de masmavi. Kartpostallık bir görünüm. Günaydın arkadaşlar, hayırlı günleriniz olsun. Balkonda otururken şu güzel manzarayı kaçırmak istemedim. Ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çay içiyorum. Yemek sonrası, kahvaltı sonrası, ya yemek sonrası, kahvaltı sonrası. Köyde cenaze var arkadaşlar bugün. Erken kalktı. Gelinimin dedesi, Songül'ün dedesi öldü o yukarı köyde. Şimdi onun cenazesine gideceğiz. Kahvaltımızı falan hazırladık, yaptık. Ozan gelecekti, onu bekliyorum. Belki de direkt yukarı gelir, belli değil. Şöyle yağmurlu söyledi arkadaşlar. Cumartesi, pazar. Ama şimdiden bakın derelerden, ırmaktan. Filyos Nehri ırmak. Biz ırmak deriz ona. Nasıl duman çıkıyor, nasıl güzel bir görüntü verdi. Burası kış bakın. Yayla yani. Görünümü. Burası da bahar. Yine sabah kalktım. Kendi tavuklarımı koyuverdim. Ablamın tavuklarını koyuverdim. Onların yemlerini verdim. Kahvaltımı hazırladım. Köyde iş bitmiyor arkadaşlar. İş şöyle. Güzellikler bitmiyor. Bak her şey oldu ya. Ağaçlar yapraklarını dökünce karşı köy falan da güzel çıktı meydana. Köyümüz güzeldir. Hamsıcı geliyor, balıkçı. Sessiz sakin. Her gün manavcı geliyor, balıkçı geliyor. Cuma günleri uncu geliyor. Bu kadar sessiz olmasının sebebi arkadaşlar, kışın herkes Zonguldak, Karabük, işte Ankara, İstanbul, nerede oturuyorlarsa kışın Yenice oralara gidiyorlar. Yazın komple cıvıl cıvıl oluyor o zaman. Haydi arkadaşlar. Yine güzelliklerde görüşelim. Arkadaşlar burası Yukarıköy. Onların tarlaları, bahçeleri, cenaze vardı. Cenazede konuş yapmadım, çekmedim de, konuşmadım da. Şimdi on öğle namazıyla gömülüyor. Biz de böyle gidiyoruz aşağı evimize. Buranın adı çok güzel. Fasulye çalılarının hepsi dörtmüşler bak, hep çadırına. Hep çadır onlar. Fasulye zaten oraya. Ya şey yapmışlar, suları nereden geliyor ki bunlara? Demek ki su var orada abla. Allah adı var değil mi her su? Her yerde su var, bizim serpil kısımda orada. Bahçeleri. Eski ev. Bu ev kiminki ablasına? İşte ne çatın o eski ev değil mi o? Ben onu bilmiyorum ki. Ne kadar güzel baksana tarih eser. Dayın eski şurada. Yukarıda üç kaç kat var mı ama bu hangi bu evle? Büyük oldu. Çift daire mi keçi? Yok biz misafir eşeğine gittik, çift daire değil de çok büyük. Hiç bilmem. Hayır, bu rahmetli İsa amcanın çeşmesi bu. Tam ortada bu. Benim dediğim, bizim dediğimiz ev şu ablasına bak. Arkada eski ev var ya. Hani çıkıyorduk dediğimiz ev o bak. Bir tarafını yıkmışlar onu. Hangisi? Şu ev onun eki. Şu beş odalıydı o ev. Biz akşam konuştuk ya sayadından doğru gider bayramlarda şey yapıyorduk de. Aynen. O ev. Bunu bilmiyorum. Bu, o işte onu bilmiyorum artık. Aynen. Tam köyün ortasında yine arkadaşlar güzel bir çeşme. İşte at ölü, at ölü izi kalı, yiğit ölü sözü kalı ya. Hep ölürüz gideriz, böyle bir anımız kalır. Bu eve ekliydi. Evet, o evde ekliydi. Şeyden doğru giriyorduk ya. Yaşlı oturuyor o zaman. Oralarda yaşlılar, hani kaynalar, kayınpederler oturuyor. Yaşlı da çok.
Bu da ilkokul arkadaşım Necla'nın evi. Ben Necla'ya derim evini çektim, bak bak video yedi. Mesaj çekerim ben ona. Ay kızlar da boncuk gibi ya. Genişlemiş, genişledikçe. E bura bizim, bura aşağıdan kalabalık. Bizden kalabalık burası. Yeni yeni, hiç eski evlerden eser kalmamış. Hep yeni yeni evler yapılmış. E biz de bir cenazelerde, bayramlarda geliyorduk. Önceden bayramda da gelmiş. Bu Hanif ablanın evi değil mi ablasına? E biz çıktıydık, buna da böyle değildi, yapılmış. Süslenince daha güzel olmuş. Hı? Bu önündeki. Bu da evin çok çok yol kenarlarına çıkmışlar artık, işte yani gelinmiş. Hani ablanın evi de daha güzel ama oradaki. Bu da öyle. Ya onlar da kardeşecek. Bir eski evde. İçi. Onlar da yaptırıyor. Muhtara da işte. Muhtara da Alaaddinlerin evi. Burada. Bu Almanyalı olmasa bu bahçeyi burada gomaz yapabilseler, gomazlar yani. Bu da Almancının. Almancının evet. Şangülgilin. Şangülgilin. Evet. Eski evin yerine yapılan ev. Doğru. Gönül. Ablaması. Asıl şey orası. Asıl ahır orası bak. Şurası. E hayvan var onun içinde. İşte adam gidiyor. E onun üşümeymiş mi çadırda? Yok üşüme demek ki. Şu da fidayini ev değil mi? O fidayini. O kızla alıyor. Yiyen tabii ki iyilik paranı alacak. Kötülük paranı ne alırsın? Şu fidayinin evi. E onun o çocuğu sağlıktan geçti diye bekliyoruz abla de. Şu yukarıki kimin onu bilmem. Şu fidayinin evi. Şu şey olan. Mavili. Mavili fidayinin evi. Aa, he? Şu değil mi? Şu şu. Ben maviliyi dön çünkü dış cephe yapıyorum abla dediydi o. Ha, dış cephe yapıyorum dedi. Şunun güzelliğine bak. Eski evler kaldı şimdi. Bu şeylerin eski evi işte ablasının. Yanı başındaki evin, Metinlerin evi. Yok bu şeyin değil. Bu şeyleri. Şimdi bunu biliyorum ben. Niye sen şu kim ya ablasının? Şu bak camı çerçevesi kırılmış. Tayyipsiz gibi. Bu. He. İşte bunlar kimiydi ben bilmiyorum diyorum ben de. Bunlar da insan yok galiba. Bunlar eşi yapıyor. Münevver kızın şu herhalde. Evet. Münevver kızın evi o. Oturan evler perdeli. Aha. Şeylerin bu be. Bunlara ne denir? Metinler, çetinleri yani. Okul arkadaşlarımız. Sarılarım, sarı metinleri. Burada da yaşayanlar oturma baksana. E onun annesi babası burada. Ha. Anaları babaları savanların ya. Adil dayısa ya. Ha, Adil. Adil dayı. Odana baksana. Sırayla yıkılmış. Tabii ki yukarı yazılan bizim şey kadar aşağı yaz kadar aralar şey var. Birleşik yoksa. Nereden? Hı hı. Birleşik evler birleşik. Bunlar ne buraya geldiler? Bunca yer var kanallarda. Bunların yerde bu sabah bundan da işte bu takacak otundan da ya. Bundan gözleme yapıyor bana da. Var mıymış bunda gözleme? Senin var mı bunda? Şeyde evin üst tarafında var biraz. Önceden yaparlardı. Evet, ana, en sağlıklısı bu. Anam bize yapıyor. Bunlar iman geniş kaplı. Burada evet arazisi geniş. Arazi ya biz mi? Kalmışız aşırı dar yerde, bir de bir yokuş yerde. Siz, vallahi. Siz asıl dar yer bizim. İşte dar yerde biz kalmışız. Ispanak. Marul fidelemişler. Köyde ne yapılmaz? Köyde her şey yapılır. Doğal doğal. Hayvan bol burası. Bizden bir köy yukarıda arkadaşlar burası. Burada hayvan, bağ bahçe bol. Bizden daha bol. Sula... Mutlaka yukarı köylülerin de ablasını. Kim ne olacak? Ben buralarda Mısır buydaya gittiklerini biliyorum. Ben ne bileyim. Ta eskiden olur mu abla? O asıl ne kadar diyor?
Düz. Ben düz bahçeye bayılıyorum. Karakokyanı bir bölelim, bir çerçeve için alayım. Ya, evin üst şeylerinde, yaka yerlerde uğraşmayacağım. Arkadaşlar, cenazeden geldim. Daha yoğurdumu almadıydım, biliyor musunuz? Yoğurdum öyle duruyor. Şimdi arkadaşlar, sertleşmesi için mayalanmış, sertleşmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Yine ağzına bunu koyuyorum arkadaşlar. Bu sefer de böyle koyuyorum. Bir de şey çıksın, sabaha kadar, yarın veya akşam, bugün akşama kadar veya yarın sabaha kadar, eğer ben yoğurdumu açmazsam taş gibi kaşık kaşık yoğurdum olacak. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Şu anda buzdolabı girmemiş hali. Buzdolabı girdikten sonra daha güzel olacak. Arkadaşlar, tekrar merhaba. Biz cenazeden geldik canlar. Cenazeden geldik evlerime, çünkü öğle ezanıyla anca kahvaltı yapıp evleri toparladım. Temizliğini gelince yaptım arkadaşlar. Kızım telefon etti yarı yolda. Hatta Mustafa cenaze namazını kılarken, yani adamlar cenaze namazını kılarken arkadaşlar, biz bir şey okundu, Kur'an okundu bayanlar arasında. Ondan sonra ben eve geldim. Beklemedim lan. Namazdan çıkınca erkeklere yemek verirler. Beklemedik. Biz kız kardeşimden yürüme geldik. Güzel de bir çekim yaptım. Onu da niye yaptım arkadaşlar? Cenaze evinden gelirken o çekimi, Almanya'da benim okul arkadaşlarım var. Necla var. Evleri var. Bir sürü okul arkadaşım var. Onlara şeyim olsun arkadaşlar. Bu da bizim görevimiz, biliyorsunuz. Cenaze bir yanına. Şimdi işte kızım gelecek, telefon etti. Beren'i durduramaymışlar. Anneanneme götürün beni de. Yemeğim dünden biraz vardı artıklar. Artanlar vardı yani arkadaşlar. Dedim ki bir güzel bir terşeriye, tavuklu terşeriye yapayım. Ama önce bir iki bisküvit var arkadaşlar. Onlardan bir güzel bisküvi tatlısı yapalım. Şimdi kabımızı canlar. Şöyle yemeklik malzemelerimi de getirdim buraya. Kabımıza dolu olmamak şartıyla şu kadar şeker koyuyorum. Yani bir su bardağından bir parmak eksik. Şimdi dolu 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 olmasın arkadaşlar. Fazla aşırı derece malzemem yok. Biliyorsunuz benim iki geçinmem var. Ben bir aşağıya bir yukarı, bir aşağıya bir yukarı artık yük taşımaktan, boğaz öteberi taşımaktan bıktım. İyi ki buzlukları doldurmuşum. İyi ki buzlukları yapmışım. Şöyle bir buçuk kaşığı da nişasta koydum. Nişastan eski tür nişasta, güneş nişastası. Onu böyle yine sarıyorum arkadaşlar poşete. Poşetim de çirkin ama şimdi hiç şeyim değil. Böyle canlar, yine kakaom var. Kakaomu buna koydum. İki kaşık da. Aşırı da şey yapmayayım. Ben kakaolu şeyleri fazla sevmiyorum. Sadeleri daha çok seviyorum. Bir buçuk kaşık da kakao koyduk. Bakalım sütümüz nasıl, ne kadar gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Ölüm üzücü arkadaşlar. Gerçekten. Bir. Yıkıcı, üzücü. İki. Üç. 4 4,5. Şunu da bisküvitlerimi ıslamak için koyayım. 4,5 bardak sütüm geldi arkadaşlar. Yarım bardağını ayırdım. Bunları ben şöyle, bir tane de vanilya alayım. Ama neyse, iki tane almışım, olsun. Hiç vanilyadan şey olmaz. İki tane de vanilyamı koyayım arkadaşlar. Elimin altına böyle çöp koyuyor. Güzel bir çöp şeyi olunca daha kolay oluyor. Bunları şöyle bir karıştırayım arkadaşlar. Sürekli karıştıra karıştıra kaynatacağım. Evet canlar. Kremamızı karıştıra karıştıra bu hale getirdim. Arkadaşlar, bir kaşık da tereyağı aslında bunu. Ben evde tereyağı vardı. Tereyağı koydum. Bu şekil. Alt tabanına bir kepçe koydum arkadaşlar. Bir kepçeden sonra tekrar bisküvilerimi yaymaya başladı. Her kapının arasına şöyle kepçemine sade sosunu kendimiz yaptık. Kolay, herkesin yapabileceği bir tarif arkadaşlar. Evde ne varsa o. Çünkü benim iki tane geçinmem var arkadaşlar. Ben yetiştiremiyorum. İnanır mısınız, yetiştiremiyorum. Dön Zonguldak'a, dön burayı almaya, şey yapmaya, istediğimi almaya, istediğim tarif yapmaya yetiştiremiyorum canım. Tekrar bisküvilerimizi, bütün hepsini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir şey kömdük ya arkadaşlar. Cenazeyi o kadar acele ediyoruz ki öldükten sonra toprağa vermeyi. Koşa koşa toprağa veriliyor. Bir de şunu söyleyeyim size arkadaşlar.
Bu herkes için geçerli. Hiç yalan dolansız gördüklerimle, yaşadıklarımla, hayat tecrübemle, yaş tecrübemle insanoğlunun 10 tane erkek evladı gelini olacağına, bu benim için değil, bütün herkes için geçerli, bir tane kız evladı olsun. Sakın beni kınamayın bu yüzden. Böyle diyordu. Derler, ağlarsa anam ağlar, el kızı yalan ağlar diye arkadaşlar. Bunu her zaman görüyoruz. Cenaze kömülüyor. 2-3 gün sonra ne oluyor? Kur'anlar bitiyor, okunuyor. Bu bir kimse için geçerli değil yani, hepimiz için geçerli. Başlıyoruz ondan sonra miras. Miras, olmayasıca miras. Olmayasıca miras. Boş ver. Allah bin kere razı olsun. Mekanları cennet olsun. Annemin, babamın, kayınamın, kayınpederimin. Yerlerden kere hiçbir miras koymadıkları için. Arsalarından kere hiçbir mirasımız yok arkadaşlar. Atadan bize. Ne görümcelerime ne bize yani. Ne kardeşecek. Çok da iyi yapmışlar. Sağ olsunlar. Mekanları cennet olsun. Hepsimi doldurayım. Bir şeyle biliyorsunuz, zamanlar çok kısıtlı. Videolar 15-20 dakika olmuyor. Sizi de sıkmayayım. Şöyle güzel ben bisküvi tatlımı yapayım. Pastamı bitirdim arkadaşlar. Üzerinin sosu çok güzel, bol geldi, iyi. Tam 2,5 paket bisküvi gitti. Petibör arkadaşlar. 2,5 paket yetti. 3 tanesi arttı. Bakın 3 taneyden de ne yapacağım şimdi? Çayın yanına arkadaşlar. İlla ki market market koşacak değiliz, malzeme değil. Bir de dilimlerken Hindistan ceviziyle süslerim arkadaşlar. Bu. Evet arkadaşlar. Çayımızı içtik. Pastamızdan 2 dilim kaldı. Ay, Beren'imin paşayı bu da tabağı yiyemedi canlar. Rahatsız. Çok rahatsız. Ona tekrar un çorbası yaptım. Anneanne çorbası derim o. Yemeklerimi yaptım derken burayı ayarladım. Sadece bunlar kaldı arkadaşlar. Makineye onları da koyayım şimdi. Videomu kapatayım canlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Her gelen arkadaş bir beğeni yapsa, bir küçücük yorum veya bir amacı koyvasa benim için çok önemli. Allah'a emanet olun canlar. Ne diyeyim? En güzel günler sizlerin olsun.